Peki Muhterem Hocam, hemen hemen bütün dünya ülkeleri teröre karşı olduklarını açıklıyorlar. Ama birçok ülke düşmanı konumundaki ülkeleri terörle yıpratmaya çalışıyorlar. Sizce terör bir savaş yöntemi mi? Hiç şüphe yok. Bugünkü teröristler, efendim anarşistler mutlaka dış güçlerle bağlantılı ve onların desteğiyle durabiliyor. Yoksa mümkün değil. Bu kadar böyle Türk ordusunun karşısında, milletin nefreti karşısında bu kadar ayakta durabilmesi mümkün olmazdı. Gizli bir savaş yöntemidir. Buna gerilla savaşı deniliyor, çete savaşı deniliyor. Efendim bu bir savaştır ve tabii bütün milletler terörü istemiyorlar ama kendilerine karşı terör kullanılmasın diye istemiyorlar. Birçok emperyalist ülke de masum ülkeleri terörle efendim karıştırıp maksadına ulaşmak istiyor. Bizim Türkiye'miz üzerinde çok emelleri olan ülkeler var. Yani Türkiye'mizi parçalamak isteyip sahip olmak isteyen insanlar çok. Zaten çok büyük bir imparatorluk iken ve hiç de küçümsenmeyecek efendim nispetlerde çoğunluğa sahipken, mesela Balkanlarda zulme uğramıştır ecdadımız, efendim Bulgaristan'da ekseriyette iken azınlığa düşürülmüştür. Yugoslavya'da yapılan bu efendim katliamlar, Sırpların hücumları, işte insanlık dışı ve yani hiçbir şeye sığmayan tarzda yaptıkları şeyler bir ırkı yok etme çabası. Onların emelleridir. Rusya bir müstevli devlet olarak zaten Türk ellerine saldırmıştır. Efendim Kazan Türk'tür, Müslümandır. Efendim Ruslar oraya saldırmıştır. Hazar'a inmişlerdir, Özbekistan'a vesaireye gelmişlerdir. Oraları kendi diyarları değildir. Başka halklar oturduğu halde oraları istila etmişlerdir. Türkiye üzerinde de Türkiye'nin hem kendisinin güzelliği ve imkanları var hem de Orta Doğu petrollerinin önünde bir duvar olma durumu var. O bakımdan Türkiye'ye sahip olmak isteyen insanlar vardır. Doğuda efendim bir Ermeni devleti kurulması hayali peşinde koşanlar vardır. İsrail'in Fırat'a kadar, bizim Güneydoğu Anadolu'ya kadar emelleri vardır. Oraları Evet. almak istemektedir. Gap bölgesi vesairesine efendim haritasında şey yapılmıştır, o hudutlara dahil edilmiştir. Efendim Yunanistan Batı'yı, İstanbul'u almak istediğini bangır bangır söylemektedir. Efendim ekseriyet Batı Trakya'da Türklerde olduğu halde Lozan'da nasılsa orayı koparmıştır. 12 adada hakkı olmadığı halde İtalyanlardan sonra efendim oraları efendim harpsiz darpsız ve bize karşı mağlup olduğu halde elde etmiştir. Kötü emelli pek çok şeyler vardır. Dikkat edilirse gazete haberlerinde de görülüyor. Anarşistler yurt dışına kaçtığı zaman ya Atina'da oluyor, Evet. oradan destekleniyor ya diğer bir terörist ülkenin şeyinde yuvalanıyor. Yani Türkiye'ye karşı emeli olan bir ülkede yuvalanıyor. Bu da çok net olarak terörün arkasında dış düşmanların olduğunu net olarak gösteriyor. Şek ve Gösteriyor. şüphe yoktur. Evet. Tabii geçen gün ben çok da severim kendisini. Erzincan valisi muhterem Recep Yazıcıoğlu'nun güzel bir yazısı vardı bir gazetede. Diyor yakaladıklarımızın çoğu sünnetsiz. Sünnetsizlik neyi gösteriyor? Yani Müslüman olmadığını gösteriyor. Evet. Yani çarpışan insanların da bir kısmı nüfus kağıdında ismini değiştirmiş olabilir ama köken olarak Ermeni kökenli oluyor. Yani Anadolu'muzun bazı yerlerinde biz müsamaha göstermişiz. Sırplar gibi katletmemişiz. Evet. Yaşamasına fırsat vermişiz. Efendim askere almamışız. Esnaf olmuşlar, oturmuşlar. Erzincan'da var, efendim Kayseri'de var, Ankara'nın Keçiören semtinde var böyle şeyler. Konya'nın bazı mahallelerinde, yani her yerde bir gayrimüslim mahallesi olmuş, ses çıkartmamışız. Şimdi onların içinden şu anda o oturdukları yerlere sahip olma hevesine düşmüş insanlar var. Onun için yani kökeni gayrimüslim, nüfus kağıdında saklanmak için, kamufle etmek için Evet. kendisini bir bizim anlayamayacağımız isim almış ama bizim örfümüze, adetimize tabi değil, sünnet olmamış. Demek ki gayrimüslim kökenli çarpışıyor. Niçin çarpışıyor? Kendisinin efendim hevesini yerine getirmek için çarpışıyor. Bunu anlamamız lazım. Ve bu topraklarda bir şeyi daha ikaz etmemiz, hatırlatmamız lazım ki ben her yerde zamanı yeri geldikçe söylüyorum. Şimdi Kürt kardeşlerimize efendim benim çok sevdiğim, çok efendim hürmet ettiğim, çok yakın arkadaşım Kürt kardeşlerim var.
Kürt kardeşlerimizin bu o şeylere kapılmaması lazım. Çünkü bu toprakları Kürtlere bir devlet vermek için bu karışıklıkları çıkartmıyorlar. Kürtlere de razı olmazlar. Yani Türklerin bir topraklara efendim sahip olmasına razı olmayan bu insanlar Kürtlerin oralara sahip olmasına hiç razı olmaz. Evet. Yani onun arkasında, Kürt'ün de arkasında kim var ona bakmak lazım. İsrail mi almak istiyor? Ermenistan mı almak istiyor? Rusya mı oraya inmek istiyor? Almanya mı orada bir şey elde etmek istiyor? Amerika mı? Onu anlamaya çalışmak lazım. Evet. Bugün Suriye diyoruz. Suriye teröristleri barındıran ülkelerden biridir. Suriye bir İslam ülkesi olarak teröristi nasıl barındırır diye hayret eden insanlar olabilir. Ama ben Suriye'de seyahat etmiş ve sosyal yapısını bilen bir insan olarak şunu hatırlatırım ki Suriye'de Ermeniler hakimdir. Süryaniler hakimdir. Yani oranın yönetimi Müslümanların elinde değil de Müslümanlar hapistedir. Müslümanlar mağdurdur. Orası gizli bir şekilde istilaya uğramıştır, ele geçirilmiştir. Onun için Ermeni orada teröristi tutup efendim bu tarafa destekleyip lojistik destek sağlıyor, efendim insan desteği sağlıyor. Oralarda bu şeyleri yapabiliyor. Kuzey Irak'ta öyledir. İran'da da vardır. İran'da da çok Ermeni vardır oralarda. Azerbaycan'da da vardır. İşte mücadelelerini görüyorsunuz. Hasılı biz bu şeyleri çok iyi bilmek zorundayız. Yani bu terör bir savaştır. Yavaş yavaş sıcak savaşa bir ısınmadır. Yavaş yavaş gittikçe görüyorsunuz dozajı artıyor. Evet. Ve sonunda Türkiye'yi ekonomik yönden de zayıflattıktan sonra iyice artık bu arslan bir daha kükreyemez, pençe savuramaz dedikleri zaman efendim hareket etmek için bir zayıflatma çalışmasıdır. Katiyen bir iç problem değildir. Çünkü biz Türkiye'de hiçbir zaman Türk ve Kürt ayrımı, Çerkez, Abaza ayrımı yapmamışızdır. Okula gelen herkes okumuştur. Devlet memurluğundan müracaat eden herkes bir yerde memur olmuştur. Kimisi bakan olmuştur. Efendim, kimisi daha yüksek mevkilere çıkmıştır. Hiçbir şey dememişizdir, yadırgamamışızdır. Komşumuz Elazığlı'dır, falanca Vanlı'dır, ötekisi Diyarbakırlı'dır. İyi insansa severiz, ziyaret ederiz, şey yaparız efendim. Muhabbet içinde yaşıyoruz. Ve İstanbul'a niye geldin demeyiz, İzmir'de niye yerleştin demeyiz. Yani Anadolu'nun her yeri, Türkiye'nin her yeri, Türkiye'nin her vatandaşına açıktır diyoruz. Böyle bir rahatlık varken, tahsil imkanı var, kazanç imkanı var, istediği yere yerleşme imkanı var. Niye gürültü patırtı çıkarsın bir insan? Mutlaka arkasında yabancı tahrikler var da suni olarak bu gürültüler ondan çıkartılıyor. Çok net. Evet.